Bugün köpek deneyin doğum günü. Bir parti veriyor. Yo-ho! Herkes korsan kılığına girdi. Yo-ho! Pony Pedro kovboy kılığına girdi. İha! Merhaba canlarım. Büyük baba köpek korsan kılığına girdi. Merhaba büyük baba köpek. Bana sakallı köpek deyin. Merhaba sakallı köpek. Siz büşür korsanlardan hanginiz engin denizlerin ganimetlerine konmak için yanıp tutuşuyor? Neden böyle tuhaf konuşuyor? Bu korsan konuşması. Korsan oyunu oynamak istiyorsanız şöyle deyin. Arr! Tehlikeli bir oyun mu bu? Hayır Pedro. Büyük baba köpek bana çok güvenli bir oyun olacağına söz verdi. Ama çok heyecanlı olacak. Kim oynamak istiyor? Şimdi plan şöyle. Benim bir yığın altınım vardı. Hepsi bana aitti. Ama Kaptan Hawk beni 3 kağıda getirdi. Ne? Korsan konuşmasını anlamak biraz zor. Kaptan Hawk benim hazinemi aldı. Kaptan Hawk'un korkusuz bir korsan olduğunu bilmeniz gerek. Bazılarınız onu şöyle tanıyor tabii. Büyük Baba Domuz. Büyük Baba Domuz. Ve oyunun amacı Kaptan Hawk'un gizli yerine gidip yakalanmadan hazinemi geri almak olacak. Yaşasın! Herkes korsan oyununu oynamak için çok hevesli. Merhaba Büyük Baba Domuz, geliyoruz. Çok güzel. Geliyor. Büyük Baba Domuz ve Papağan Poli korsan hazinesini koruyor. Kara Kalyon hızlansın ve rüzgar peşimize düşsün. Aa, o da ne demek? Tekneyi çalıştırın. Durun, can yeleklerinizi giyin. Büyük baba köpeğin teknesinde bütün çocukların can yeleği giymesi gerekiyor. O hain sakallı köpek az sonra burada olur. Al sana güzel bir fincan çay büyük baba domuz. Oo, teşekkür ederim büyük anne domuz. Nihayet herkes hazır mı? Bay sakallı köpek, tuvalete gitmem gerekiyor. Benim de. Nerede kaldılar acaba? Alo, büyük baba köpek. Hani geliyoruz demiştin az önce? Evet, gelmek üzereyiz. Mürettebatı toparlamak zaman alıyor. Demir al, tam yol ileri. Biz neşeli korsanlarız. Gelin mavi denizlere yol alırız. Hazinemizi bulmak için tam yol ileri gideriz. Kara göründü. Çocuklar büyük baba domuzun meyve bahçesine geldi. Oyunun amacı o hazineyi bulmak, yakalanmadan. Yaşasın korsanlar. Şş, anne. Umarım şu anda etrafta sevgili hazinemi alacak hiçbir korsan yoktur. Peppa ve arkadaşlarının paraları yakalanmadan alması gerek. Bunlar çikolata paralar. Herkes çikolata paralara bayılır. Aha, yakaladım seni. Büyük baba köpek yakalandı. Benim hazinemi alacaktın öyle mi? O benim. Onu adil şekilde kazandım. Oo, hayır, kazanmadım. Aa, evet, kazandım. Bu güzel korsan oyunu için teşekkür ederiz Kaptan Hawk ve sakallı köpek. Rica ederiz. Evet, çok eğlenceliydi. Mutlu yıllar dilerim. Bence bu en iyi korsan partisi. Prenses Peppa. Peppa ve George'un yatma vakti. İyi geceler küçük domuzcuklarım. Büyük anne ve büyük baba domuz akşam yemeğine geldi. Merhaba. Merhaba. Peppa ve George nerede? Uyuyorlar. Ama onları görmeyi çok istiyordum. Bakabilir miyim? Olur büyük anne domuz ama çok sessiz ol. Büyük anne domuz. Anne domuz. Merhaba.
Merhaba küçük canlarım. Uyuyor olmalıydınız. Bize masal anlat hadi. Tamam ama hemen uyuyacağınıza söz verirseniz anlatırım. Masaldan sonra uyuyacağız. Tamam. Tamam. Evvel zaman içinde... Bonnie Pedro adında bir çocuk varmış. Sihirli bir fasulye bulmuş. Ah evet, Pedro fasulyeyi ekmiş. Göklere kadar uzanan devasa bir fasulye çalısı büyümüş. Aynen öyle işte. Pedro fasulye çalısının tepesine tırmanmış ve korkunç orada... Korkunç bir dev bulmuş. Ama bunu istemiyorum. Ben prensesi istiyorum. Ah evet, orada güzel prenses Peppa'yı bulmuş. Ve cesur şövalye Sir George'u. Ve en nefis yemekleri pişiren bir aşçıyı. Anne domuz, baba domuz ve büyük baba domuz yemek yemek için bekliyor. Gidip büyük anne domuz nerede kalmış bir bakayım. Masalda sonra ne oluyor? Yaramaz büyük anne domuz. Ufaklıkları uyandırmışsın. Ama masal bittiği zaman uyumaya söz verdik büyük baba. Masal bitirmekte çok iyiyimdir büyük anne domuz. Sen aşağı in, ben hemen geliyorum, tamam mı? Bir çocuk, fasulye çalısı, güzel prenses, cesur bir şövalye ve güzel bir yemek pişiren bir aşçı var. Evet. Güzel bir yemek yedikten sonra herkes uyuyup kalmış tabi. Bitti. Sonra uyandıkları zaman bir sihirbaz gelmiş. Sihirbaz mı? Evet, bir sihirbaz. Büyük bir sihir gösterisi yapacakmış. Aa, ama... Sonra korkunç bir ejderha gelmiş. Büyük anne domuz, anne domuz ve baba domuz hala yemek yemek için bekliyor. Bu masal pek işe yaramıyor galiba. Ben masalların sonunu getirmekte uzmanım. Şimdi onları hemen uyuturum. Peppa, George, yatağa bakalım. Ama büyük babam daha masalını bitirmedi ki baba. Masalı ben bitiririm. Merak etmeyin, hemen geliyorum. Tamam, bir çocuk, fasulye çalısı, şato, güzel bir prenses, cesur bir şövalye, bir aşçı, bir sihirbaz ve korkunç bir ejderha var. Ve çok aç bir kral. Böylece güzel bir akşam yemeği yiyip sonsuza dek mutlu yaşamışlar ve bitti. Sonra da bir parti vermişler. Ve bütün arkadaşları oraya gelmiş. Şu işi halletsem iyi olacak. Baba domuz. Uyumak üzerelerdi. Teşekkür ederim. Artık ben devralayım. Masalı bitirmen gerekiyor anneciğim. Tamam, çabucak bana neler olduğunu anlatayım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzun uzun zaman önce... Anne domuz uzun zamandır yukarıda. Horlama sesi duyuyorum. Sonunda Peppa ve George uyumuş. Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Bitti. Peppa, George. Şşt, annem uyuyor. Anlaşılan masal anlatmakta en ustamız Prenses Peppa'ymış. Aynen öyle. Benim. Yetenek günü. Peppa'nın oyun grubunda bir gün daha sona erdi. Çocuklar, yarın yetenek günü. Yetenek nedir? Yetenek, yapmayı sevip iyi yaptığımız bir şey. Ben televizyon izlemeyi seviyorum. Bu işte çok iyiyim. Yaparken sizi izlemekten hoşlanacağımız bir şey düşünün. Benim yeteneğim gitar çalmak. Aileler çocuklarını almak için okula geldi. Yarınki yetenek günü için yapacak bir şey düşünmeyi unutmayın, olur mu? Peppa ve George için yatma zamanı. Ben daha yatamam ki. Yarınki yetenek gösterisi için bir şey bulamadım. Ama senin bir sürü yeteneğin var Peppa. Evet, ip atlayabilirim. Şarkı söyleyebilirim. Parla parla küçük yıldız. Dans edebilirim.
Canını sıkma. Yarın karar verirsin. Tamam. Bugün yetenek gösterisi günü. Benim yeteneğim ip atlamak, şarkı söylemek ve dans etmek. Dün gece hepsinin provasını yaptım. Ben de dün gece televizyon izleme provası yaptım. Bu bir yetenek değil ki. Madame Gazelle de söylemişti. Peki ne yapabilirim? Önce kim yeteneğini göstermek ister? Köpek Deni. Davul çalabiliyorum. Daha yüksek sesle de çalabilirim. Hayır, çok güzeldi Deni. Hey. Pony Pedro. Senin yeteneğin nedir bakalım? Sihirbazlık numaralı. İşte bir bardak su. Islak ve saydam. Şimdi gözlerinizin önünde suyu yok edeceğim. Lütfen gözlerinizi kapayın. Şimdi gözlerinizi açın. Su yok oldu. Teşekkür ederim. Fil Emery. Ben size flüt çalacağım. Peki senin yeteneğin nedir Rebecca? Özel bir ses çıkarabiliyorum. Ama sadece parmak uçlarına kalktığım zaman çıkarabiliyorum. Bu çok güzeldi. Evet, ama ben ne yapabilirim? Kendi, senin yeteneğin neymiş bakalım? İp atlamak. Ben de ip atlayacaktım. Ama hala dans edip şarkı söyleyebilirim. Benim yeteneğim şarkı söylemek. Parla parla küçük yıldız. Neyse ki hala dans edebilirim. Koyun sözü, senin yeteneğin nedir? Dans etmek. Hayır, dans edemezsin. Olamaz. Dans etmek Peppa'nın son yeteneğiydi. Evet çocuklar, herkesin farklı bir yetenek sergilemesi çok güzel. Evet, geriye kim kaldı? Peppa. İp atlayacak, şarkı söyleyecek ya da dans edecektim ama hepsini yaptılar. Yetenek herhangi bir şey olabilir Peppa. Ama televizyon izlemek olamaz. Mesela yapmayı çok sevdiğin bir şeyi düşün. Buldum. Çok iyi olduğum bir yeteneğim daha var. Peppa'nın yeteneği ne olabilir acaba? Benim özel yeteneğim dünyada en iyi yaptığım şey... Kocaman çamur birikintilerinde zıplama. Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Bay Patates geliyor. Yukarı aşağı. Peppa ve ailesi aşağı, televizyonda yukarı, Bay Patates'i yukarı, izliyor. Aşağı, yukarı aşağı. Yukarı, formda aşağı, kalmakla ilgili yukarı, programları aşağı, izlemeye bayılıyorum. Yukarı aşağı. Şimdi... Sıra bana yolladığınız bazı güzel resimlerde. Bu bir elma. Unutmayın, meyve ve sebze yemek formda kalmanıza yardım eder. Ben çok sebze ve meyve yerim. Egzersiz de çok önemlidir. Bugün beni şehirde yeni bir spor merkezi açılışında görebilirsiniz. Anne, Bay Patates'i görmeye gidebilir miyiz? Bir patates görmeye gitmek için çok uzun bir yol Peppa. Ama o sıradan bir patates değil. O Bay Patates. Onu görmeye gidebilir miyiz anne, lütfen? O peki. Yaşasın. Herkes yeni spor merkezi açılışında Bay Patates'i görmeye geldi. Bakın, işte Bay Patates. Bay Patates. Hayır, Peppa'ymış. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Suzy seni Bay Patates sanmıştı. Ama ben Bay Patates'e benzemiyorum ki. Hayır, sen çok daha büyüksün. Hayır, Bay Patates benden daha büyük. Hayır değil, o bir patates. Ve patateslerin boyu bu kadardı. İşte Bay Patates geliyor. Bay Patates şehre geldi.
lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Bu spor merkezini açıyorum. Harika. Hepimiz egzersiz yapmalı. Sebze ve meyve yemeliyiz arkadaşlar. Hangilerini yemeliyiz Bay Patates? Elma, portakal, havuç, domates. Peki patates? Neden siz normal bir patates gibi küçük değilsiniz? Çünkü o normal bir patates değil. Onun bacakları var. Normal patateslerin bacakları olmaz. O süper patates. Biz her sabah programınızı izliyoruz. Çok güzel, harika. Ve bana resimlerinizi göndermeyi unutmayın. Göndereceğiz. Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Çocuklar, bugün Bay Patates için resim çizeceğiz, tamam mı? Yes! Ben ananas çiziyorum. Ben havuç çiziyorum. Çok güzel. Sen ne çiziyorsun Emily? Bir bezelye. Çok güzel. Ya sen Pedro? Bir süper patates. Aa, anladım. George da harika bir domates çiziyor çocuklar. Peppa, sen hangi sebzeyi çizdin bakalım? Babamı televizyon izlerken çizdim. Ah, şahane. Şimdi resimleri zarfa koyup Bay Patates'e gönderelim. Olur mu? Ne dersiniz? Sabah oldu ve Bay Patates'in programının zamanı. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Biz Bay Patates'e zarfın içinde resimlerimizi gönderdik. Peki zarfı aldın mı? Seni duyamaz baba. O televizyonda. Oo, evet tabii ki. İçi resimlerle dolu bir zarf aldım. Bu domates çok sulu görünüyor. Bu George'un resmi bakın. Aferin sana George. Ama en çok domuz Peppa'dan gelen resmi sevdim. Vay canına, bu benim çizdiğim resim. Baba domuzu televizyon izlerken çizmiş. Anlaşılan baba domuzun biraz egzersize ihtiyacı var. Hı? Ne? Hadi baba domuz biraz hoplayıp zıplayalım. Oo, pekala. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Baba domuz hoplayıp zıplamayı seviyor. Herkes hoplayıp zıplamayı seviyor. Up down, up down, all together now. Mr. Potato is rolling around. Your friend and mine, he's happy all the time. Mr. Potato is coming to town.